Evet arkadaşlar, karlı bir Safranbolu gününden hepinize merhabalar. Bakın gördüğünüz gibi bugün Safranbolu'da kar var ve yurdumuzun yani birçok bölgesinde kar yağışı etkili oluyor. Dünden beri 2 gündür. Bizde de yaklaşık 10 santime yakın bir kar yağışı oldu. Ocak ayında, Şubat ayında yağmayan kar Mart ayında yağdı. Şükürler olsun, buna da şükür. Ağaçlarımız uyanmıştı, çiçek açmıştı. Bazıları erikler, bademler, kızılcıklar çiçek açtı. Üzerine kar yağdı. Arkadaşlar şimdi bugünlerde böyle bu şekilde karlı olduğu zaman, yani kar yağdığı zaman, aşı mevsiminde kar yağdığı zaman en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Hocam aşı yaptım. Gördüğünüz gibi burada biz de yaptık. Şöyle. Hocam aşı yaptım. Üzerine kar yağdı. Ne yapacağız? Gördüğünüz gibi biz de aşı yaptık. Ve üzerine kar yağdı. Arkadaşlar, aşının üzerine yağan yağmurun, karın aşıya hiçbir zararı yok. Aşının oluşmasına da bir zararı yok. Ancak birkaç gün belki geciktirebilir. Yani tüy. Yoksa tutmasına bir zararı olmaz aşının. Aşıya. Aşının üzerine yağan karın aşının tutmasına bir zararı yok. Yalnız don olayı olursa, kar yağışından sonra don olayı olursa, arkadaşlar bu don olayı da aşıya zarar vermez. Şu şekildeki sizin böyle bu şekilde toprakla muhafazalı yaptığınız aşılara da zarar vermez. Don. Don neye zarar verir arkadaşlar? Don bu şekilde ağacınız çiçek açmıştır. Bakın kızılcık ağacı çiçek açtı. Arkadaşlar don kırağı buna zarar verir. O da -5-6'lardan sonra hava sıcaklıkları -5-6'ya düşerse ve daha yükseğe çıkarsa arkadaşlar don kırağı buna zarar verir. Yani bu çiçeğe zarar verir. Yoksa bu şekilde 10 gün önce, 15 gün önce veya 20 gün önce yapılan aşıya don kırağı zarar vermez. Neden? Daha gözlerimiz uyanmadı. Bakın patlamadı. Daha gözler patlamadı. Eğer siz bu aşıyı yapalı yaklaşık 1,5-2 ay olsaydı ve buradaki gözler patlasaydı, yaprak açsaydı arkadaşlar yani şöyle şu kadar bir gelişim gösterseydi, yapraklar oluşmaya başlasaydı, işte o zaman don kırağı bu aşıya zarar verebilirdi. Yani bu aşının sürgünlerine, çıkardığı göze, oradan patlayan yeşil tabakaya zarar verebilirdi. Ama bu şekilde patlamamış, uyanmamış aşı gözlerine kesinlikle kırağı don arkadaşlar zarar vermez. Böyle olmuş olsaydı biz yıl boyunca hiçbir meyve yiyemezdik. Böyle patlamamış göze, patlamamış gözlere kırağı don zarar vermez. Şu şekilde bakın. Şöyle burada daha bariz. Burada göstereyim. Bakın bu şekilde patlamış yapraklar belirginlenmiş sürgünlere zarar verir arkadaşlar. Kırağı don. Eğer aşınız böyle bu şekilde açtıysa, böyle bu kadar açtıysa, böyle patladıysa, yaprak oluşumu meydana gelmeye başladıysa, işte kırağı don buna zarar verebilir. Yoksa az önce gösterdiğim gibi, aşınız uyanmadıysa, daha patlamadıysa, arkadaşlar kırağı don ona zarar vermez. Bu konuya açıklık getirmiş olalım. Bir de arkadaşlar, mesela bu gece bizim bölgemizde -5-6 gösteriyor hava sıcaklığı. Yani kıra ve don olacak. Özellikle don
olacak. Bir de ağaçların üzerinde böyle bu şekilde kar var. Arkadaşlar, bahçenizde böyle bir durum varsa, don tehlikesi varsa ve ağaçlarınızda çiçek açtıysa, şuradaki gibi daha bariz, bakın şurada bir burada bir papaz eriğimiz var. Sezai abinin bahçesi burası. Burada bir papaz eriğimiz var. Bakın bu şekilde çiçek açtı. Yani papaz eriğimiz çiçek açtı bu şekilde. Eğer bahçenizde böyle çiçek açmış ağacınız varsa ve don tehlikesi de varsa arkadaşlar, bundan korunmanın yolu, yani bir iki tane yolu var. Tarım ziraat aletleri satan iş yerlerinde sisteme makineleri var arkadaşlar. Sırf bu iş için üretilmiş. Değişik yakıtlarla çalışan, değişik ilaçlarla veyahut da mazotla çalışan sisteme makineleri var. Bunlardan alınıp o makineler çalıştırılmak suretiyle ağaçların arasında bir sis tabakası oluşturulabilir. Veyahut da daha basit bir yöntem. Arkadaşlar, bahçenizin birkaç bölgesine değişik böyle ağaçlarınızın çiçek açtığı yani yerlere yakın, mesela bu ağacın yanına veya altına, altına demeyelim de yani yakınla bir yere arkadaşlar, saman balyası, yani bir balya saman alıp onu böyle yavaş yavaş yanacak bir şekilde bahçenin birkaç yerine, hatta saman balyası yakılabilir. Bunun faydası, kesinlikle faydası olacaktır. Bu çıkan duman bahçenizde bir sis örtüsü oluşturacak ve kırağının donun bahçenize inmesine, ağaçlarınıza inmesine inmesini engelleyecektir arkadaşlar, kısacası. Yani bahçemizin böyle birkaç değişik bölgesine rüzgar alabilecek böyle değişik bölgesine veyahut da çiçek açmış ağaçların yakınlarına arkadaşlar, bu şekilde saman balyası, lastik falan yakanlar da var da, lastik zararlı bir şey, ben onu tavsiye etmiyorum. Saman balyası en ideali. Saman balyası yakılarak bu don zararından arkadaşlar korunabilir. En başta videomuzun konusu olarak bahsettiğim şey aşıya yağan karın, hatta oluşacak olan donun zarar vermeyeceğidir arkadaşlar. Ta ki aşınız patlayıp böyle bu şekilde sürgün vermediyse. Böyle bu şekilde sürgün verdiyse oluşacak don sizin aşınıza zarar verebilir. Yoksa kesinlikle aşınız bu şekildeyse, böyle bu şekilde patlamamış halde, uyanmamış haldeyse, gözleri bu şekilde arkadaşlar, yağan yağmurun, karın, hatta oluşacak olan donun aşınıza hiçbir zararı olmayacaktır. Bu gözler soğuklar geçtikten sonra buradan patlayıp devam edecek arkadaşlar. Arkadaşlar, dilim döndüğünce bugün sizlere donun, kırağının aşıya zarar verip vermediğini, vermeyeceğini veyahut da neye zarar verip vermeyeceğini anlatmaya çalıştım. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni atmayı unutmayın. Hepinize hayırlı günler.